Herkese merhaba. Grafik animasyon 2 dersi kapsamında uzaktan eğitim için ürettiğimiz bu içerikte bir foto galerisi tasarlayacağız. Evet, Adobe Animate'de yaptığımız bu foto galeri içerisinde 5 seçenekli bir görünüm olacak. İçerisinde kullandığımız fotoğrafları sahnenin boyutlarına göre uygun olarak boyutlandıracağız. Daha sonra bunları butonlara dönüştürüp ön izlemelerini hazırlayacağız. Sonrasında da ActionScript kodlarıyla animasyonumuzu tamamlayacağız. Evet, şimdi ilk olarak sahnemizin boyutunu 800x600'e getirelim. Ve sahnemizi oluşturalım. Sahnemiz 800x600 boyutunda bir görünüme sahip olacak. İlk olarak sahnemizde kullanacağımız fotoğrafları kütüphanemize ekleyerek işleme başlayalım. Bunun için File'dan Import, Import to Library seçeneğini kullanıyoruz. Evet, daha önce boyutlandırdığımız sahnemize uygun olan resimleri sahnemizin içerisinde yerleştirmek için ilk önce kütüphaneye işaretleyerek alıyoruz. Evet, sahnemizin boyutu 800x600 boyutunda, ancak fotoğraflarımızın boyutu sahnemizde ön izleme şeklinde görünecek halleriyle şu boyutta olacak. Evet, birinci fotoğrafımızı sahneye tutup çekiyorum. Evet, fotoğraflarımızın boyutu 500x400 oranında bir boyutta olacak. Şu andaki resimlerimiz 550x400 boyutunda. Siz de bunu uygun boyuta resimlerinizi öncesinde getirerek daha sonra Adobe Animate içerisine aktarabilirsiniz. Eğer fotoğraflarınızın boyutları büyük ve sahneye uygun değilse Animate içerisinden de bunu düzenleyebiliyoruz. Bunun için fotoğraf üzerine sağ tuş, Edit With diyerek farklı bir uygulama veya aktif olan bir uygulama varsa Photoshop gibi, bu da seçilerek boyutlandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Evet, örneğin Edit with Photoshop diyerek resmimizin Photoshop içerisinde açılmasını sağlayalım. Evet, grafik düzenleme yazılımında açılan fotoğrafımızı sahnemize uygun boyuta getireceğiz. Şu haliyle benimki sahneye zaten uygun bir boyutta ama siz eğer boyutlandırmadıysanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, uygulamayı açtıktan sonra Image'den Image Size ve fotoğrafın boyutlandırılması için gelen pencerede boyutunu 550x400 seçeneğine getiriyoruz. Ve OK diyerek kaydettiğimizde ve Photoshop'tan çıkmadan kayıt işlemini gerçekleştirdiğimizde sahnedeki boyutu da buna uygun olarak biçimlendirilmiş olacak. Tamam, bu şekilde tüm fotoğraflarımızı sahneye uygun boyuta getiriyoruz. Sonrasında ilk fotoğrafımızı sahneye yerleştiriyoruz. Evet, genel yerleşimimiz şu şekilde olacak. Sahnemizin üst kısmında resimlerimizin ön izlemeleri. Alt kısımda ise şu şekilde küçük butonlar şeklinde ön izleme görünümleri olacak. Evet, sahnenin ortasında resmimiz açılırken altta küçük butonlar şeklinde resimlerimizin ön izlemeleri yerleşecek. Şimdi o zaman ilk olarak bu ön izleme butonlarını oluşturalım. Birinci fotoğrafımı sahneye yerleştirdim ve fotoğrafımın boyutunu ön izleme butonlarımın boyutu olacak 120x90 boyutuna getiriyorum. Ve sahnemin alt kısmına şu şekilde yerleştireceğim. Evet, birinci ön izlememi oluşturduğuma göre bunu bir buton olarak kaydedip daha sonra kodlarıyla kontrol edilmesini sağlayacağım. Evet, resmi boyutlandırdığıma göre Modify'dan Convert to Symbol diyerek resmin türünü grafik değil buton seçeneğini seçerek buton haline getireceğim. Ve birinci butonuma da buton 1 ismini verebilirim. Registration noktasını merkezi olarak belirliyorum ve OK diyorum. Kütüphaneme baktığımda artık resim 1 isimli sembolümle beraber buton 1 isimli de bunun küçük halinin bulunduğu butonum yerleşmiş olacak. Evet, bu şekilde şimdi tüm resimlerimi sahnenin alt kısmına ilk önce boyutlandıracağım. Daha sonra bunları sırasıyla butona dönüştürerek yerleşimlerini tamamlayacağım. Evet, ikinci
Fotoğrafımı sahneye alıyorum. Boyutunu az önce yaptığım gibi 120'ye 90 boyutuna getirip sahnenin altına yerleştiriyorum. Ve sonraki resim için de aynı işlemi aynı şekilde gerçekleştiriyorum. Evet, 120'ye 90 boyutu benim için yeterli. Siz de eğer fotogalerinizi daha büyük boyutlarda oluşturmak istiyorsanız bunları orantısal olarak büyütüp sahne boyutunuzu da artırabilirsiniz. Evet, 4. ve 5. resmi de aynı şekilde boyutlandıracağım. Son olarak 5. resmi de sahneye alıyorum ve onun boyutunu da 120'ye 90 boyutuna getiriyorum. Evet. Resimlerimin ön izlemelerini sahnemin altına yerleştirdikten sonra bunları birbirine göre konumlandırmak için hepsini işaretleyerek Align panelinden Align to State seçeneğini kaldırıyorum. Birbirine göre konumlandırmak için evet Align Top Edge seçeneğini seçerek üst noktalarını eşit hale getiriyorum. Daha sonra arasındaki boşlukları da eşitlemek için Space seçeneğinden Space Evenly Horizontal seçeneğini seçerek aradaki boşlukları da eşit hale getiriyorum. Sonrasında klavyemle veya mouse'umla bunları sahnenin altına biraz daha kaydırarak hizalamalarını tamamlıyorum. Evet, ön izleme butonlarımı oluşturdum. Ama buton sembollerine dönüştürmedim. Birinci seçeneğimi buton sembolüne dönüştürmüştüm. Diğerlerine de aynı işlemleri yapıyorum. Evet, nesnemi seçili hale getirdikten sonra fotoğrafımı F8 ile yapabiliyorum. Evet, buton 1 şeklinde birinci butonu isimlendirmiştik. Bunu da buton 2 ismiyle isimlendiriyorum. Ve üçüncüsüne de F8, buton 3 ve 4 ve 5 şeklinde tüm butonlarımı isimlendiriyorum. Ve son seçeneğimi de butona dönüştürdükten sonra kütüphaneme şöyle bir göz atayım şimdi. Kütüphanemdeki içerikler 5 tane fotoğraflarımızın büyük gösterim halleri bulunurken aynı zamanda bunların ön izleme butonlarının bulunduğu buton halleri de sahnemde yerleşmiş şekilde. Evet, şimdi resimlerimin küçük hallerini buton sembolüne dönüştürdüğüm gibi sahnede kullanacağım resimleri de grafik sembollerine dönüştüreceğim. Aynı işlemleri diğer semboller için de, diğer resimler için de yapıyorum. Bunun için birinci resmi sahneye aldım ve bunu bir grafik sembolüne dönüştüreceğim. Bunun için F8 ve türü ise grafik olacak. Evet, isimlendirmelerini de belli bir standarda göre isimlendirebilirim. Evet, resim bir isimli, sembolün registration noktası merkezi. Birinci resmimi grafik sembolüne dönüştürdüğüme göre sahneden silebilirim. İkinci resmi sahneye alıyorum ve F8 diyerek bunu da isimlendiriyorum. Ve üçüncü resmin 4-5 tamamını sahneme uygun hale getirmiş oluyorum. Dördüncü resim için de Convert to Symbol seçeneğini seçtim. Aynı şekilde 5. resim için de Convert to Symbol işlemini gerçekleştiriyorum. Son olarak tamamını grafik sembollerine dönüştürdükten sonra animasyonuma başlayabilmek için sahneye resimlerimi yerleştireceğim. Ama resimlerimi yerleştirmeden önce timeline'ımı biraz düzenlemem gerekiyor. Timeline'ımda birkaç katman olacak. Bunlardan birincisi butonlarımın bulunduğu butonlar katmanı. Ön izleme butonlarım yerleşecek. Buraya yeni bir katman daha ekliyorum. Bu katman ise resimlerimin bulunduğu katman olacak. Ve son olarak da bunları kontrol edeceğim bir ActionScript katmanı bulunacak. Şimdi butonlar katmanına yerleştirdiğim butonların konumları bozulmaması için kilit ile kilitliyorum ve resimler katmanına adım adım kullanacağım resimleri sahneye yerleştirerek düzenlenmelerini sağlayacağım. Evet, bunun için Foto 1
isimli sembolümü sahneye yerleştirdim. Ve adım adım bununla ilgili işlemleri devam ettirmiş olacağım. Evet, birinci resmime ait grafik sembolümü sahneye yerleştirdiğime göre bununla ilgili işlemleri başlatabilirim. Şimdi her bir resmimiz resimler katmanında birer kareyle temsil edilecek. Ve her bir karede bu resimlerin muklipli halleri bulunacak. Sonrasında ön izleme butonlarına tıkladığımda bu mukliplerin bulunduğu kareleri çağırarak animasyonumun ilerlemesini sağlayacağım. Şimdi ilk olarak sahneye yerleştirdiğim birinci grafik sembolümü birinci resmime ait bir muklibe dönüştürüyorum. Onun için konvertü sembolüyle muklip tarzında MC resim 1 ismiyle registration noktası merkez olacak şeklinde kaydediyorum. Kütüphaneme bakıyorum. Evet, artık MC resim 1 isimli grafik sembolüm sahnemde ve kütüphanemde bulunuyor. Şimdi bunun sahnede diğer resimlere göre konumunu ayarlayalım. Bunun için alt ve üst noktalarını kendim ayarlıyorum ilk olarak. Klavyem ve mouse'um yardımıyla. Sağ ve soldaki boşlukları ise Align panelinden Align to State seçiliyken Align Horizontal Center seçeneğini seçtiğim zaman sahnemde şu şekilde yerleşimini sağlamış olacağım. Ve sol ve sağ boşlukları artık orantılı üst ve altında ben ayarlamıştım ve sahneme yerleşimini sağlamış oldum. Şimdi birinci resmin bir muklip olarak kaydedildi. Sonraki karelerde aynı ayarları kullanabilmek için şöyle bir yöntem kullanacağım. Diğer karelere de aynı muklibi çoğaltacağım. Sonrasında bunları duplicate yapıp içerisindeki resimleri değiştireceğim. Bunun için ikinci kareye F6 diyorum ve üçüncü kareye F6, 4 ve beşinci kareye kadar tüm karelere F6 diyerek aynı muklibin tüm karelere çoğaltılmasını sağlıyorum. Butonlar sadece ilk katmanda gözüküyorlar, ilk karede gözüküyorlar. Diğer karelerde de gözükmeleri için onları da boşluklarını işaretleyerek sağ tuş insert frame diyerek bunları da frame'ler ekleyerek sürelerini uzatıyorum. Şimdi birinci karede ve diğer karelerde aynı muklibimin kopyaları bulunuyor. Şimdi bunları sırasıyla farklı isimle kaydetmem gerekiyor ki içindeki resimleri değiştirdiğimde diğerleri etkilenmesin. Bunun için ikinci kareyi seçili hale getirdim. Buradaki muklibe sağ tuş duplicate symbol diyerek ismini MC resim 2 şeklinde isimlendiriyorum. Ve üçüncü karede aynı işlemi yapıyorum. Seçili. İkinci karede de, üçüncü karede de sağ tuş duplicate symbol seçeneğine bunu da resim 3 ismiyle farklı isimle kaydediyorum. Önceki derslerden bildiğiniz üzere eğer bu duplicate işlemini gerçekleştirmezsem kütüphanedeki semboller sahnede değişikliğe uğradığında tüm kopyaları değişikliğe uğrar. Bunu engellemek için her birini farklı bir isimle kaydetmeniz gerekir. Evet, beşinci sembolü de aynı şekilde şu şekilde isimlendiriyorum. Duplicate sembol dedim ve resim 5 şeklinde isimlendirdim. Şimdi kütüphaneme dikkatlice baktığımda artık 5 tane fotoğraf isimli fotoğrafların isimlerinin bulunduğu bitmaplerim. Bunların grafik hallerinin bulunduğu resim 1, 2, 3, 4, 5 grafik hali ve onların muklibe dönüştürülmüş hallerinin bulunduğu MC isimli mukliplerim ve bir de ön izlemelerinin bulunduğu butonların bulunuyor. Toplam 20 tane sembolün bulunmalı. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü tüm karelerdeki sembollerimi farklı isimle isimlendirdim. Artık bunların içeriğine girip içindeki resimleri değiştirerek her birinin farklı bir resim olmasını sağlayabiliriz. Bunun için ikinci resme giriyorum. İkinci kareye tıklayıp ikinci muklibimin içerisine girdim. Şu anda MC resim 2'nin içerisindeyim ama içerisinde foto birim bulunuyor. Evet, birinci resmimi alıyorum ve bunun yerine resim 2 grafik sembolünü yerleştiriyorum.
İkinci resmim sahneme yerleştirildi. Align'dan, Align to State seçiliyken ortalığı dediğimde Move klibimin tam ortasına yerleşmiş olduğunu göreceğim. Evet, bir önceki sahneye geriye döndüm. Artık birinci karede birinci resmim varken ikinci karede ikinci grafik sembolüm bulunuyor. Evet, aynı işlemi üçüncü sembolüm için yapacağım. Üçüncü sembolün içerisine girdim. Bunda da hala birinci resmim bulunuyor. Bunu siliyorum sahneden ve üçüncü grafik sembolümü sahneye yerleştirip Align'dan hiza alıyorum. Artık üçüncü resmimde üçüncü karemde bulunuyor. 4 ve 5 için de aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. Kesinlikle sahnedeki move klibi silmiyorum. Move klibin içerisine girip içindeki resmi siliyorum. Evet, resim 4 sembolünü sahneme yerleştirdim. Burada mutlaka dikkat edeceğiniz nokta, move kliplerin içerisine grafik sembollerini yerleştirmek. Sonrasında hata oluşmaması için buna dikkat ediyoruz. Evet, ilk son resmimizde sahnemden içeriğine girip sildim ve resim 5 isimli grafik sembolünü de yerleştirmiş oldum. Bunu gerçekleştirirken bir şey fark ettim arkadaşlar. İlk karede bir sahneye size grafik sembolünü yerleştirdim demiştim ama sanırım içerisine fotoğraf bitmap türündeki resmi yerleştirmiştim ama önemli değil. Bunu da aynı şekilde bu şekilde değiştirebiliriz. Eğer sizde seçili halindeyken grafik sembolü görünüyorsa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Eğer yanlışlıkla fotoğrafı yerleştirmişseniz bunu da resim 1 isimli grafik sembolüyle değiştirebiliriz. Evet, bunu da hizaladıktan sonra artık sahnemize döndüğümüzde tüm resimlerimizin içerisinde ayrı birer resim bulunuyor. Move kliplerimizin içerisinde ve yerleşmiş şu şekilde. Animasyonumuzu şu haliyle çalıştırdığımızda eğer sürekli resimlerin geçiş yaptığı bir görünüm görüyorsanız şu ana kadar doğru yaptınız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu sürekli geçişlerin olduğu görünümü durdurmamız gerekiyor. Bunun sebebi her bir karede birer tane move klip olması ve hiçbirinde de durdurma komutu olmadığı için sürekli bunların hareket etmesi. İlk olarak ana sahnede birinci resimde bu işlemi durdurursak sahnemizin durdurulmasını sağlamış oluruz. Bunun için birinci kare seçilirken Action panelini açıyorum ve buraya Stop komutunu yazıyorum. Evet. Stop komutunu yazdıktan sonra artık animasyonu çalıştırırsam birinci karede fotogalerim duracak ve bekleyecek. Diğer butonlarım için benden komut bekleyecek. Şimdi bu arada sahneyi de şöyle yapacağım. Biraz sonra filtreler kullanırken faydalı olması için sahnemin rengini Properties'ten siyah olarak ayarlıyorum. Şimdi butonlarımın kabaca görünümünü ayarladım. Ortadaki move kliplerimi hazır hale getirdim. Şimdi butonlarımız üzerinde biraz çalışalım ve butonlarımızı hareketli butonlar haline getirelim. Sadece buton sembolüne dönüştürdük ama içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmadık. Bunun için şöyle yapıyoruz. Her bir butonun içerisine girip bazı işlemler gerçekleştireceğiz. Bunun için birinci butonun içerisine girdim. Evet, butonlarımız da bildiğiniz gibi Up, Over, Down ve Hit isimli 4 özelleştirilmiş kare bulunuyor. Up hali butonun serbest hali, Over hali mouse'la üzerine geldiğimizde, Down ise tıklandığındaki halini temsil edecek. Hit alanı ise tıklanabilir alanı temsil ediyor. Eğer herhangi bir içerisinde kare bulunmazsa bir önceki karenin içeriğini barındırmış olacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Butonumuz serbest haldeyken böyle dururken Over halinde biraz büyüsün, tıkladığımızda tekrar küçülsün. Bunun için Over ve Down karelerine F6 ile birer tane keyframe ekliyor. Şu haliyle Up, Over ve Down halleri aynı. Biz sadece Over karesinde butonumuzun boyutunu şu şekilde boyutlandırıyoruz. Pre-Transform Tool ile bir tık, eğer Shift tuşunu kullanırsam orantılı şekilde büyür.
Bir tık büyütüyor. Evet, serbest halde şu şekildeyken üzerine geldiğimde büyüyecek. Down halinde tekrar küçülecek. Evet, Ctrl Enter'la animasyonumu bir test ediyorum. Birinci butonun üzerine geldiğimde büyüdü. Üzerinden ayrıldığımda küçülecek. Tıkladığımda da büyüme küçülme efektini görebileceğim. Şimdi birinci butonuma yaptığım bu işlemi diğer butonlarıma da şu şekilde tekrar ediyorum. Sahneye geriye döndüm. İkinci butonumun içerisine giriyorum. İki defa F6'ya basıyorum. Ve over karesine gelip shift tuşuyla bir tık büyütüyorum. Sahneme geriye döndüm. Aynı işlemi bir sonraki butonum için gerçekleştiriyorum. İki defa F6 dedim. Over karesinde bir tık büyüt. Ve 4 ve 5. butonlar için de aynı işlemi yapıp butonlarımı hazır hale getiriyorum. Şimdi butonlarımı büyüttükten sonra görünümlerini şu şekilde sahnede bir test edeyim. Ctrl Enter yaptım ve üzerinde gezinirken butonlarımın görünümleri artık şu şekilde boyutlandırılmış olacak. Üzerine tıkladığımda da şu şekilde büyüyüp küçülecekler. Şimdi butonlarımıza bununla beraber madem butonlar kısmına başladık birer tane de filtre uygulayalım ve etrafı biraz daha parlak şekilde gözüksün. Evet, bunun için butonum seçiliyken Properties'ten Filter sekmesiyle farklı filtreler ekleyebiliyorduk grafik sembollerimize veya buton sembollerine. Bunun için örneğin Glow seçeneğiyle bir parlaklık ekleyelim en dışına. Siyah zeminde beyaz bir parlaklık. Bunun için beyaz rengi seçip Blur değerlerini biraz artırıyorum. 20 civarında bir değer yeterli. Evet, artık butonumun görünümü şu şekilde zemini parlak şekilde olacak. Aynı filtreyi diğerlerine çoğaltmak için evet, filtrem seçiliyken evet, şöyle yapabiliriz. Tamamını seçili hale getirip onlara da aynı filtreyi ekleyebiliriz. Bunun için Filters'tan yine Glow sekmesi seçiliyken beyaz rengi seçiyorum ve Blur değerlerini 20 yapıyorum. Evet, artık butonlarının görünümü şu şekilde olacak. Evet, üzerine geldiğimde hareketlenen ve tıkladığımda dönüşen butonlar. Şimdi butonlarımın genel görünümünü hazırladım. Resimlerimin bulunduğu karelerimi de hazırladım. Artık kodlarla yazacağım ActionScript kodlarıyla karelerin çalıştırılmasını sağlayabilirim. Bu işlemi yapmadan önce kontrol edeceğim nesnelere ilk önce birer instance name vermem gerekiyordu. Evet, bunun için birinci karedeki butonlarımdan birinci butonumu seçili hale getirip Properties'ten instance name'ini btn1 olarak isimlendiriyorum. Bundan sonra ActionScript kodu içerisinde çağırırken bu nesneyi btn1 ismiyle çağıracağım. Aynı şekilde ikincisini btn2, diğerlerini de 3, 4, 5 şeklinde isimlendiriyorum. Evet, bu verdiğim isim kütüphanedeki isimlerinden farklı olarak değişken ismi olarak düşünebiliriz. ActionScript kodu içerisinde artık bu isimlerle çağıracağız. Kütüphanedeki isimleri hala aynı. Buton 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi butonlarımı isimlendirdiğime göre ana sahnedeki action katmanının içerisine yazacağım kodlarla tıklanan butonun ana sahnenin birinci karesine, ikinci karesine, üçüncü karesine ve dördüncü karesine gitmesini sağlayarak resimler arasında bir geçiş oluşturacağım. Bunun için action paneline giriyorum. Action paneli içerisinde yazacağım kodlarda olay dinleyicileri kullanacağım. ActionScript 3.0 olay temelli bir script dili arkadaşlar. Ve
nesnelere tanımlanan olayları arka planda kontrol ederek o olaylar tetiklendiğinde gerçekleşecek kodların uygulanmasını sağlar. Bunun için ilk olarak kontrol edeceğimiz nesnenin ismi yazılır. Kontrol edeceğimiz nesne btn1. Birinci buton için bir olay dinleyicisi ekleyelim. Bunun için btn1.addEventList denir. Satırını ekliyorum. Parantez içerisinde iki tane parametre alacak. Birincisi olayın türü. Hangi olayı dinliyorum? Olayımızın türü mouse event. Yani mouse'la üzerine geldiğimde gerçekleşecek bir olay olacak. Noktadan sonra hangi olayın dinlenmesini istediğimi belirtiyorum. Üzerine tıkladığımda birinci kareye gitmesini istiyorum. O zaman click olayını kullanacağım. Birinci parametrem olayın türüyle birlikte olayın ismini barındırırken, ikinci parametrem ise bu olay gerçekleştiğinde çalıştırılacak fonksiyonun ismini barındırıyor. Evet, buna da şöyle bir isim verelim. Örneğin git sayfa 1 diyelim. Git resim 1. Evet. Parantezi kapatıyorum. Nokta virgülle sonlandırıyorum. Enter'a bastıktan sonra bu tetiklenmesini istediğim function'ımı tanımlayacağım ve bu function'ımın ana sahnede birinci kareye gitmesini sağlayacağım. Bunun için tanımlayacağım fonksiyonu şu şekilde yazıyorum. Function, fonksiyonun adı yukarıda yazmıştım. Git resim 1. Parantez açtıktan sonra iki parametre alır. Event 2 nokta üst üste olayın türü. Yukarıya yazdığım olayın aynısını yazıyorum. Mouse event olay türünün ismini yazıyorum. Parantezi kapattıktan sonra fonksiyonun herhangi bir tür olmadığını belirtmek için void ifadesini yazıp süslü parantezlerle kodumu yazacağım. Aralığı açıyorum. Şimdi birinci butonun mouse olaylarından klik gerçekleştiğinde şu fonksiyon çalışsın. O fonksiyon çalıştığında ana sahnenin birinci karesine gitsin demek için o kareye git ve dur anlamına gelen go to and stop komutunu yazıp içerisine karenin numarasını yazacağım. Evet, go to and stop 1 komutuyla. Şimdi birinci butonumu kontrol edeceğim kodumu hazırladım. Ancak zaten birinci resim çalışır durumda olduğu için etkisini göremeyiz. Aynı kodu ikinci buton için yine buraya yazıyorum. Kopyaladım. Ve bunu ikinci buton için dönüştürüyorum. BTN2 yine aynı olayı dinlenecek. Bu olay tetiklendiğinde, gerçekleştiğinde git resim 2 isimli fonksiyonumuz çalışacak. Function git resim 2 ana sahnenin ikinci karesine gidecek. Şimdi birinci buton ve ikinci buton için kodumu tamamladığıma göre animasyonumu çalıştırarak test edebilirim. Sahnem açıldığında birinci resmim görüntülenirken ikinci butona tıkladığımda artık ikinci resmim görüntülenecek. 1 ve 2 için kodlarımı hazırladım. Diğerleri için yazmadığım için şu an için çalışmayacak. Onları da şu şekilde çoğaltalım. Aynı kodun içerisine 3. resim için btn3'ü kontrol et. btn3'teki tetiklendiğinde git resim 3 çalışsın. Git resim 3 ana sahnenin 3. karesine gitsin. 4 ve 5 için de şu şekilde çoğaltalım. 4. butonun btn4 git resim 4'ü çalıştırsın. Ve bu da ana sahnenin 4. karesine gitsin. Ve sonuncu olarak 5.'yi de tamamlayarak sonucunu görelim. Git resim 5 ve bu kısımlara da aynı şekilde 5'in resmini yazıyorum. Evet, tüm kodlarımı tamamladığıma göre artık animasyonumu test ederek sonucunu görebilirim. Evet, birinci resmim zaten açık. İkinci resmim, 3. 4 ve 5 resimlerim bu şekilde görüntülenmiş olacak. Şimdi ana sahnede resimlerimi bu şekilde
yönlendirilmesini tamamlamış oldum. Şu an için kodlarla ilgili yapacağım kısmı tamamladım. Ama animasyonu şeyde durağan bir şekilde olmayacak. Merkezde yerleştirdiğimiz resimlerin açılabilir halleri move klipler içerisindeydi. O zaman bunları animasyonlara uygulayabilirim. Ve içerisine başka seçenekler de ekleyebilirim. Evet, bunun için butonlar katmanını şimdilik kilitliyorum. Kilitledikten sonra resimler katmanının ilk karesinde ki move klibinin içerisine geliyorum. Ana sahnedeki move klipleri ayrı ayrı kontrol ederek içerisinde oluşturduğum animasyonlarla galerimi biraz daha zenginleştirebilirim. Şöyle yapalım. İçerisindeki resim hareketli şekilde sahneye gelirken aynı zamanda bir de metin kullanıp resimle ilgili bazı açıklamalar ekleyelim. O zaman bu katmanı ilk olarak resim olarak isimlendiriyorum. Evet, move klibimin içerisinde grafik sembolüm bulunuyordu. Evet, resim bir isimli grafik sembolü. O zaman buna bir classic tween uygulayabilirim. Şöyle yapalım. 15 karelik bir animasyon olsun. Bunun için 15. kareye F6 dedim ve classic tween uyguluyorum. Örneğin başlangıçta merkezde küçük şekilde görünürken 15. karede büyüyerek gelsin. Onun için 1. karede seçili hale getirip boyutunu küçültüyorum. Ve 1. karede color effect'ten alfa değerini sıfırlıyorum ki yavaş yavaş şu şekilde sahneye gelip dursun. Animasyonum tamamlandıktan sonra, yani resmi sahneye geldikten sonra 15. karede bu animasyonu durdurmalıyım ki çalıştığımda sürekli çalışmaya devam etmesin. Bunun için 15. kareye geldim. 15. karede stop komutunu ekliyorum. Evet, şu halde çalıştırdığımdan artık 1. resmim sahneye şu şekilde açılarak gelecek ve merkezde açılmış olacak. Şimdi 1. resmim için bir de metin seçeneği ekleyelim ve resmimiz merkezde açılırken aynı zamanda üstte de bununla ilgili bir açıklama sahneye çıkıp gelsin. Bunun için yeni bir katman ekliyorum ve bu katmana metin katmanı ismini veriyorum. Evet, metin katmanı için text tool'umla sahnemin, resmin tam ortasında resimle ilgili bir açıklama ekliyorum. Örneğin resim 1 ifadesini yazıyorum. Evet, 1. resmimle ilgili açıklamam şu şekilde dururken bunun da sahneye soldan sağa kayarak gelmesini istiyorum resmin büyürken. Bu da soldan sağa kayarak gelsin. Bunun için buna da bir classic tween uygulayacağım ve bunun için ilk olarak bu resmi, yazıyı bir grafik sembolüne dönüştürmem gerek. Evet, F8 grafik türünde. Ara animasyonlarda isim vermekle vakit kaybetmeme gerek yok. Okey diyerek devam ediyor. Evet, 15. kareye kadar sahneye çıkacak. O zaman 15. kareye F6 deyip bu araya bir classic tween uygulayacağım. Evet, 1. karede ve 15. karede şu anda bulunduğu konumda. 1. karedeki konumunu şu şekilde sahnenin dışına çıkartıyorum. Ve sahnenin dışında bekleyecek. 1. kareden 15. kareye kadar resmim sahneye çıkarken metnim de sahneye çıkmış olacak. Aynı zamanda bunun da alfasını sıfırlayayım ki yavaş yavaş görünerek sahneye çıksın. Sembolünü seçtim. Alfasını sıfırladım. Artık animasyonumu çalıştırdığımda 1. resmim sahneye çıkarken aynı zamanda bunun açıklaması da sahneye şu şekilde gelmiş olacak. Evet, 1. resmim için animasyonumu tamamladım. Şimdi 2. ve diğer resimler için farklı stillerde açılma efektleri oluşturalım. Birincisi merkezden büyüyerek gelmişti. Bu arada dikkat ederseniz gizli görünüyorlar çünkü alfa değerleri 0. Onun için bu şekilde gözüküyor. Kareye tıklayıp üzerine çift tıklayarak giriş yapabiliriz. İkinci karem için ikinci resmime konumlandım.
İkinci moruk evinin içine giriyorum. Evet, burada da katmanımı yine isimlendireyim resim şeklinde. Ve grafik sembolümü kullandığım için 15. kareye F6 diyerek bir klasik tweeing buna da uygulayabilirim. Bu da sahnede şöyle açılsın. Örneğin sahnenin sağından merkeze kayarak gelsin. Bunun için birinci karede boyutunu şu şekilde küçültüyorum. Alt tuşunu kullanarak sağa doğru çekebilirim. Ve sahnenin dışına şu şekilde konumlandırıyorum. Aynı zamanda alfasını burada da sıfırlayalım. Evet, bu da sahneye şu şekilde sağdan konumlanarak çıkmış olacak. Mutlaka 15. kareye aynı şekilde stop komutunu yazıyorum. Evet, metinle ilgili animasyonlarımı benzer şekilde yapabilirim. Ondan ziyade resimlerle ilgili birkaç farklı geçiş stili uygulayalım. Örneğin bunda da metni yukarıdan çıkartabilirsiniz, sağdan çıkartabilirsiniz veya alfasını değiştirerek resimler için yaptığımız tüm seçenekleri metinler için de yapabiliriz. Evet, birinci resmim merkezde büyüyerek geldi artık. İkinci resmim ise sağdan çıkarak sahneye yerleşti. Üçüncü resim için şöyle bir stil uygulayalım. Üçüncü resmin içerisine giriyorum. Resim katmanı. ...15 karelik yine animasyonum oluşacak. F6 dedim. Classic Twin uyguladıktan sonra birinci karedeki konumunu bununla şöyle yapmak istiyorum. Yine soldan bu sefer açılırken aynı zamanda şöyle bir görünüm oluşturmak için kenar noktalarına yaklaşıp evet, kenardan yukarı aşağı hareket ettirerek onu bir paralel kenara dönüştürün. Bu bize şöyle bir etki sağlayacak. Açtığımızda çapraz şekilde sahneye gelmesini sağlayacak. Evet, ilk karede mutlaka alfasını sıfırlıyorum ki yavaş yavaş sahneye çıksın. Ve 15. karede mutlaka stop komutunu yazıyorum. Ana sahneye geri döndüm. Bu resim de şu şekilde artık açılacak. Evet, üçüncü resmim sahneye bu efekte çıkmış olacak. Dördüncü resim için şöyle bir stil uygulayalım. Yine 15. kareye F6 dedim. Classic Twin uyguladıktan sonra bu da sahnenin üstünden ortaya dönerek çıksın istiyoruz. Bunun için sahneyi biraz küçültelim. Birinci karede küçük boyutta ama sahnenin üstünde yerleşsin. Aynı zamanda sahneye çıkarken büyüyerek geldi ama dönerek büyüsün. Bunun için tween üzerinde herhangi bir noktaya tıkladıktan sonra rotate seçeneğiyle Rotate CV yani clockwise saat yönünde bir tur dönsün seçeneğini seçiyorum. Ve ilk karede mutlaka alfasını yine sıfırlıyorum ki aynı etkiyi elde edeyim bir önceki seçeneklerde. Ve çalıştırdığımda artık dördüncü resmimde şu şekilde sahneye gelecek. Tabii ki son karede animasyonu durdurmam gerek. Evet, animasyonu durdurmadığında neler olacağını kendiniz de artık fark edebilirsiniz. Tekrar çalıştırdığımda sahnede bu şekilde gelerek dursun. Ve son kareme de bir animasyon uygulayarak geçiş kısımlarını tamamlamış olalım. Evet, sonuncu resmimize de 15 karelik klasik tweeing uyguladık. Buna daha sade bir stil uygulayalım. Bulunduğu noktada sadece alfası değişsin ve yavaşça bir geçiş oluşsun. Bunun için birinci karede hiç boyutunu değiştirmeden sadece alfa değerini değiştiriyorum. Ve şu şekilde yavaşça sahnede görünmesini sağlayacağım. 15. kareye de mutlaka yine stop komutunu yazıyorum. Evet, çalıştırdığımızda diğer resimlerimiz bu şekilde geçerken bu da şöyle yavaş yavaş bir geçiş sağlamış olacak. Şimdi
Fotokolerimizin ana şablonunu oluşturduk. Her bir resim için birer geçiş stili uyguladık. Birinci resimde bir metin için animasyon oluşturduk. Diğerleri için de aynı mantıkla metinler eklenebilir. Son olarak bir de şöyle bir değişiklik uygulayalım. Seçili olan resmimiz hangi resim açıksa ona ait ön izleme butonu aktif halde gözüksün. Diğerleri ise pasif şekilde gözüksün. Bunun için varsayılan olarak başlangıçta birinci butonların kilidini kaldırıyorum bu arada. Butonum aktif gözükürken diğerleri pasif olması için onların alfalarını şöyle değiştireceğim. Butonları seçili hale getiriyorum. Bu arada katmanları bozmamak için resimleri. Onun kilidini kilitledim. Sadece resimlerle çalışıyorum. Butonlarla. Dört butonumu işaretledim. Bu butonlarımın alfa değerlerini şu şekilde değiştireceğim. Color Effect'ten alfa seçeneğini seçtim. %0 yapmayacağım tabii ki. %40 gibi bir değerle örneğin seçili hale getireceğim. Evet, bu bana şunu sağlayacak. Açık olan resmim şu şekilde aktif gözükecek. Diğerleri ise pasif. Şimdi başlangıçta bu şekilde tasarladıktan sonra bir sonraki aşamada bunları kodla yapmam gerekecek. Örneğin ikinci butona tıkladığımda diğer butonlar pasif olsun, ikinci butonum aktif olsun. 3'e tıkladığımda 3 aktif olsun, diğerleri pasif olsun demek için bunu kodla kontrol etmem gerekiyor. Ama birinci olarak başlangıçta şu görünümü oluşturdum. Bunları kodla kontrol edebilmek için şöyle yapacağım. Action panelinde yazdığım kodun içerisinde şöyle bir değişikliğe gideceğim. Bu yazdığım kod içerisinde ne yapmıştım? Birinci butona tıkladığımda birinci kareye git. İkiye tıkladığımda ikinci kareye git. Şimdi birinci kareye tıkladığımda yapılacak işlemlere bir de şunları ekliyorum. Birinci kareye tıkladığımda birinci butonum aktif olsun demek için alfa değerini şu şekilde biçimlendirebilirim. Alfa değeri ondalıklı bir değer alıyor. 0 ile 1 arasında. Eğer 0.1 dersem %10 görünüm olur. 0.5 dersem %50 görünüm olur. Birinci butonum için BTN1 alfa değeri 1 olsun. Çünkü birinci butona tıkladım. O aktif olmalı. Bunu 1 yaptığımda diğer butonlarsa pasif olsun. Bunun için BTN2 alfa değeri 0.4 değerinde olacak. Yani %40 değerinde olacak. Aynı işlemi şimdi diğerleri için de tekrarlıyorum. 3, 4 ve 5 için bunları da isimlendiriyorum. Evet, 3. butonum %40, 4. butonum %40 ve 5. butonum %40. Şimdi yazdığım bu kodla artık 1. butona tıkladığımda diğerleri pasif olurken 1. butonum aktif olacak. Aynı kodu alıyorum. BTN2 çalıştığında bu şekilde değiştiriyorum. Aynı kodu alt kısma yapıştırdım. BTN2'nin function'ına. İkinci butona tıkladığımda ikinci butonum aktif olurken diğerleri pasif olsun. Sadece ikisi arasında değişim sağlıyorum. Aynı şeyi üçüncüye yapmak için. Üçüncüye tıkladığımda üçüncü butonum aktif olurken diğerleri pasif hale gelecek. Ve dördüncü için de aynı kodu şu şekilde değiştiriyorum. Dördüncüsü 1, diğerleri 0.4. Bu değeri tabii ki kendiniz farklı şekilde ayarlayabilirsiniz. Biz %40 ayarladığımız için bu şekilde. Ve sonuncu buton için de aynı işlemi şu şekilde yapıyorum. Bunu da 0.4'e ayarladım. Ve sonuncusunu da 1 olarak tamamlıyorum. Evet. Kodumuzun son haliyle çalışmış şekli şu şekilde olacak. Ctrl Enter'a bastım. Başlangıçta zaten bunun alfasını %100 yapıp diğerlerini %40 yapmıştım. Şimdi ikincisine tıkladığımda ikinci butonum aktif hale geldi. 3'e tıkladığımda üçüncü butonum aktif hale geldi. Ve 4 ve 5 seçenekleri de aynı şekilde olacak. Bu arada şu butonda bir
hatamız var, onu düzeltmemiz gerek. Diğerlerinde de herhangi bir problem gözükmüyor. Ve son butonumuza bir bakalım. Ne gibi bir problem var? Evet, up, over, down. Sadece down'da büyütmüşüz. Over ve diğer seçeneklerde yok. Evet, şöyle yapacağız o zaman. Up ve down aynı olmalıydı. Over farklı olmalıydı. O zaman up karesini kopyaladım. Copy frame. Down'a yapıştırıyorum. Sağ tuş paste frame. Artık up over down aynı. Sadece over büyük olacak. Over karesini seçip bir tık büyütüyorum. Evet. Sahneye geri döndüğümde artık o butonundaki görünüm de tamamlanmış olacak ve seçtiğimde de aktif hale gelecekler. Evet, fotoğraf galerimizi artık tamamladık. Bu dersimizde resimleri boyutlandırarak farklı grafik sembollerine ve memory kliplere dönüştürmeyi gördük. Aynı zamanda resimleri kullanarak butonları nasıl oluşturacağımızı, aynı şekilde bunları ActionScript kodlarıyla nasıl kontrol edeceğimizi gördük. Ve sonrasında da move kliplerimizin içerisinde oluşturduğumuz animasyonlarla fotogalerimizi hareketli bir hale dönüştürmüş olduk. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.